Deniz İlmeli Eğitim Müdürlüğü mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda 2016-2017 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim planlama çalışmalarına başladı. Bu bağlamda 19 ilçede taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürleriyle planlama ve değişen mevzuat değerlendirme toplantısı yapıldı. İlmeli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un başkanlığında yapılan toplantıya taşımalı eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, ilçelerde görevli şube müdürleri ve İlmili Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi şefleri katıldı. İlmili Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz yaptığı değerlendirmede bugünden gelecek yıl çalışmalarına başladık. Tek bir öğrencimizin dahi eğitimde aksaklık olmasını istemiyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum dedi. Müdür Oğuz'un konuşmasının ardından Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün Nisan ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan hizmet içi eğitim seminerinde anlatılan taşımalı planlama ve mevzuatlarını ilçe şube müdürleriyle paylaştı. Ayrıca destek hizmetleri kapsamındaki yapılan çalışmalar konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. Denizli'de 956 engelli öğrenci, 195 engelli öğrenci velisi, 7547 ortaöğretim öğrencisi, 8249 ilköğretim öğrencisi olmak üzere 1113 taşıma yerleşim biriminden 371 taşımalı merkez okula ve toplamda 16947 öğrenciye taşımalı eğitim kapsamında hizmet veriliyor. Öğrencilerimizin yemek konuları var. Yemeklerinin aynı şekilde soğuk yemek gelebilir. Kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Liste dışında asla kabul etmeyeceksiniz. Bizim derdimiz en iyi şekilde, yönetmenliklere uygun bir şekilde bu yavrularımızı hizmet etmek. Bizim burada bulunuş görevimiz zaten bu değerli arkadaşlar. Taşımalarıyla ilgili tepede ilçelerin bir yöneticileri olarak sizlere çok ihtiyacımız var. Sizler o ilçeyi yön veren, şekil veren İnsanlarsınız. O çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim, öğretim ortamını sağlayan kişilersiniz. Bizim sizden başka bir muhatabımız veya güvendiğimiz bir kişi olamaz arkadaşlar. Hepimiz biz arkadaşız. Hepimiz meslektaşız ve amacımız belli. Bu çocuklar için bize bakanlığımız görevler vermiş. Birimiz Milli Eğitim Müdürü, birimiz Müdür Yardımcısı, birimiz Şube Müdürü. Her birimizin görevleri hemen hemen aynı noktada, aynı çatı altında birleşiyor.